Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte büyük YouTuber'ların başına iş açan şu YouTube telif olayı neymiş bir ona bakacağız. Muhtemelen pek çoğunuzun bildiği gibi Enes Batur, Jeton YouTube adlı bir kanalla telif savaşlarına başladı. JT adlı kanal Enes Batur'un pek çok içeriğinin çalıntı olduğunu, hatta öyle bir çalıntı olduğunu ki saniye saniye Enes Batur'un içerikleri kopyaladığını iddia etti. Yetmedi, üstüne bu konuyla ilgili videolar çekti. Bunun üzerine arkadaşlar Enes Batur da kendisi adına kendi görüntülerinin kullanıldığı JT adlı YouTube kanalındaki tüm videolara strike attı. Yani telif attı diye. Bunun sonucunda da videoların birkaç tanesi duruyor fakat bir tanesi yayından tamamen YouTube tarafından kaldırıldı. Mesele bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bu iki YouTuber Twitter'da çatışmaya devam ettiler. Mesele sen benim içeriğimi çaldın. Hayır ben ondan esinlendim. Hayır sen onun saniye saniyesini çaldın şeklinde devam etti. Şimdi olayın ultra özeti bu arkadaşlar. Hani bu konuyla ilgili bilginiz yoksa daha fazla detay istiyorsanız Web Tekno'daki ilgili haberin bağlantısını açıklama kısmına bırak. Rain Man'le ilgili hikayede şu arkadaşlar. Kanalda da çıkan bir habere göre meğer Rain Man ismi Türkiye'de başka biri tarafından patente alınmış bir isimmiş. Rain Man artık Rain Man ismini kullanamayacakmış. Adını başına bir tane daha R harfi ekleyecekmiş. Meselelerimizden bir diğeri de bu. Yani gördüğünüz gibi bu telif hakkı, patent meselesi aslında tam olarak bizim nedenini anlayamadığımız bir şekilde tarafların tartışmasıyla devam ediyor. Biz de dedik ki arkadaşlar bir bilene danışalım. Gittik kanalımızla yıllardır dirsek temasında bulunan ve şu anda İngiltere'de We Fantastic adlı dijital medya, içerik ve yetenek ajansının kuruculuğunu yapan Emre isimli arkadaşımıza ulaşalım dedik. Şimdi gelin isterseniz kendisiyle gerçekleştirdiğimiz FaceTime görüntülerini izleyelim ve bu YouTube telif nedir? Kim kime telif atabilir? Sorularını bir de bir bilene sorun. Emre öncelikle yayınımıza hoş geldin abi. Ben hani her şeyden önce hem takipçilerimiz adına hem de kanalımız adına bizi kırmayıp bu videomuza konuk olduğun için sana teşekkür ediyorum. Çağdaş çok teşekkür ederim abi. Web Tekno takipçilerine de buradan selam yolluyorum. Eyvallah abi teşekkürler. Ben hani konuyu hiç uzatmadan direkt giriyorum abi meseleye. Tabii. İlk sorumuz şu YouTube telif hakkı nedir abi? YouTube telif hakkı diye bir şey esasında yok. Telif hakkı diye bir şey var. Kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği ürünler üzerinde sağlam hukuki hak esasında. YouTube'da kendi verdiği tool'lar üzerinden bu hakları içerik üreticilerinin korumasına imkan sağlıyor. Peki abi şeyi soracağım ben sana. Bu iki tane telif hakkı var. Bir tanesi Creative Commons, diğeri de standart YouTube lisansı. Creative Commons esasında insanların paylaşımlarını sınırlayan, insanların birbirlerinin içeriğini kullanmasına imkan sağlayan bir ortak yapı. Amerika'da çok fazla kullanılıyor Creative Commons. Yani sen diyorsun ki ya bu içerik benim, buradaki imajı kullanarak, bana da kredi vererek bunu kullanabilirsiniz. Ama buna herkes izin vermiyor. Yani telif hakkı tamamen bireye bağlı bir şey. Yani orijinal içeriği üreten kişi bu hakların nasıl kullanılacağına karar verir. Yani şöyle oluyor. Bu Creative Commons. Sen başkaları benim videomu yükleyebilir. Yükleyebilir, paylaşabilir. Orada para kazanma ile ilgili Creative Commons'ta herhangi bir şey yok. Yani sadece şunu söyleyebiliyorsun. Sen bunun üzerinden para da kazanabilirsin. Oradaki hakların limitleri var. O limitleri nasıl kullanırsan. Evet. Para kazanma olayı birazcık daha farklı. YouTube'da telif hakkı politikaları var. Orijinal içeriği üreten kişi ister partner aracılığıyla ister YouTube'un kendi tool'ları üzerinden kendi içeriğini çaldığı ya da kendi içeriğini kullanıldığını düşündüğü karşı tarafa bir claim yollayabiliyor. Yani hak talebi yollayabiliyor. Farklı metotları var, politikalar var. Ya diyor ki bu içerikten, bu eserden para kazanmak istiyorum ama kanalında kalabilir diyor. Bu durumda eserin yayın olduğu kanalda kendi videosu yayında kalıp üzerindeki gelirleri eser sahibi almaya başlıyor. Bu eser sahibi şunu da diyebilir. Benim içeriğimi yayınlama. Dolayısıyla blog polis denilen yaptırım devreye giriyor. O da ne oluyor? Video yayından kaldırılıyor. Blog ve hak talebindeki blog ve para kazanma farklılığında kanala herhangi bir zarar gelmiyor. Fakat strike diye bir şey var. Bu içerik çalınmışsa eğer izinsiz bir şekilde ve bu fikir bazında mı, görüntü bazında mı, her ikisi de mi abi? Fikir birazcık daha karışık bir konu. Çünkü o fikrin kimin ürettiği, nasıl üretildiği, bunun nasıl kayda alındığıyla ilgili çok büyük tartışma oluyor. Büyük markalar arasında bile patent savaşlarında görebiliyorsunuz ya işte Apple, Samsung'la yaşadığı olaylar. Küçücük bir şey değiştirdiği zaman yeni bir patent mi oluyor, yeni bir fikir mi oluyor yoksa orijinal fikrin bir versiyonu mu oluyor diye çok büyük tartışmalar var. Dolayısıyla YouTube'da da yani medya içeriği ürettiğin zaman da aynı şey geçerli. Fikri kanıtlamak çok zor bir şey. Yani nasıl kanıtlayacaksın, nasıl kayıt altına aldın. İşte müzik eserlerinde birazcık daha şimdi regüle olmaya başladı. İşte meslek birlikleri var. Eserini ürettiğin zaman gidip oraya kayıt veriyorsun. Bir kayıt altında tutuyorlar. Dolayısıyla o eserin sana ait olduğu tescilleniyor. Ama bunlar hem devlet nezdinde hem de uluslararası seviyede hem kabul gören meslek kuruluşları. Şu an maalesef
maalesef dijital alanda dijital içerik üreticileriyle ilgili böyle bir meslek kuruluşu yok. Teknoloji ve medya çok yakınlaşmaya başladığı için yani uzun süredir burada ortaya çıkan ortak kanunlar gerekiyor. Bu kanunlar ortaya çıktıktan sonra avukatlık meslek grubunun da medya teknoloji alanında hibrit modeli olan rolleri olması gerekiyor. Şu an bizim ülkemizde ve dünyada da çok fazla eksik var bu anlamda. Amerika biraz DMCA ile toparlama yapabildi ama hala çok fazla eksik var. Eyvallah abi, teşekkür ederim bu detaylı bilgiler için de ayrıca abi. Rica ediyorum. Peki aslında cevabını verdin abi. Başka bir sorum vardı sana. YouTube'dan telif yemek veya telif atmak ne demek diye bir sorum vardı. Aslında cevabını da vermiş oldun az önce. Strike ve diğer yöntemler üzerinden. Kimler telif hakkı itirazında bulunabilir diye bir sorum vardı abi. Onun da cevabını almış olduk. Yani içerik üreticileri ve fikir bazında olunca işler karışıyor. Ama böyle bir müzik eseri veya bir sanat eseri veya görüntülü bir şey söz konusuysa onun kayıt altına alıp ilgili meslek odalarından veya meslek birliklerinden bunu kayıt altına alabiliyoruz ya, abi. Medya sözünü kesin. Çok özür dilerim. Evet, medya içeriği üreten YouTuber'lar ya da bu içeriği üreten kreatifler için de geçer. Yani bu fikrinin kendine ait olduğunu kanıtlayabildiği her şekilde bir dokümanı varsa o da yapabilir. Yani video içeriği diye düşünmüyorum. Yani thumbnail kullanımı da aynı şeye geçiyor. Yani sen gidip bir YouTuber'ın thumbnail'ini aldın, fikrini aldın demiyorum. Yani oradan esinlenmek başka bir şey. Görselini aldın. Evet, birebir kullandıysan eğer orada da bir telif doğuyor. Çünkü o görseli üreten de bir kişi var günün sonunda. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmesi gerekir herkesin. Eyvallah abi. Şöyle bir sorum olacak sana. Yani telif hakkı ihlali üzerinden bir kanalın kapanması söz konusu olabilir mi? Diyelim bir sürü takipçime söyledim. Dedim ki gidin şu kanalı şikayet edin. Benim kanalım bu gerekçeyle kapanabilir mi? Teorik olarak 3 tane telif hakkı ihlali yaptığın zaman zaten hesabın kapatılıyor. Burada önemli olan şey şu. Tabii ki böyle özellikle bütün dünyada var bu işte birbirine diss atanlar ya da işte birbirini şikayet ettirenler vesaire. Çok böyle savaşlar yaşanıyor. Ama orada da biraz YouTube'a güvenmek gerekiyor. Onlar eğer öyle bir durum olduğu zaman zaten kontrolünü yapıp gerekli işlemleri eğer haksız bir şey varsa tamir edeceklerini düşünüyorum. Yani onlar adına da konuşmuş olmayayım ama hani çok fazla yaşanmadı mesela. Bizim ülkemizde ben öyle bir şey görmedim. Şimdi bir sorum da şu abi. Aslında bunun da cevabını verdin. Sana videom telif hakkı ihlal etse bile para kazanabilir miyim diye bir soru hazırlamıştık sana. Sanırım kazanamam. Eser sahibinin inisiyatifine kalmış. Anladım. Yani orada. Ben izin verirsem kullanabiliyorum evet. Yani. Evet. Ya burada şeyleri de bence birazcık girmek lazım. Şimdi çok fazla tepki videoları esasında bunların hepsinin teorik olarak o içerik kullanıldığı takdirde telif hakkı doğuyor. Sen birinin videosunu izlediğin zaman bu videoyu o görüntü içerisinde oynattığın zaman esasında onun bir hakkı doğuyor o videonun içerisinde. Fakat bu tür durumlarda işte adil kullanım, fair use gibi konular devreye giriyor. Oralarda çok net şunu yaparsan adil kullanımdır, bunu yapmazsan adil kullanım değildir diye keskin çizgi yok. Mahkemelik olduğu zaman hakim karar veriyor onun adil kullanıp olup olmadığına birazcık böyle bir durum var. Hani onlar da dikkat etmesi gerekiyor. Bu videoların kullanılmadan önce mutlaka izinlerinin yazılı olarak e-mail üzerinden en azından alınması gerekiyor. Orada da yanlış bir şey söylemek istemem ama hukuken Türkiye'de e-mailler kanıt olarak kabul oluyor artık. Dolayısıyla hani bir yazışma yapılıp o izinlerin mutlaka alınması gerekir. Eyvallah. Peki abi son böyle bir sorum var. Ben bu işlere meraklıyım. Hani yatırım yapacağım, para kazanmak istiyorum vesaire vesaire ama önden bu konuyla ilgili bilgilenmem lazım. Benim anladığım şey bu. Buna dair bir kaynak önerebilir misin abi bize? Tabii ki öneririm. YouTube'un telif hakları ile ilgili olan bir web sitesi var. Yani YouTube'un Creator Studios'unda da var bu link zaten. Bir oraya girip bakmalarını tavsiye ederim. Türkiye'de de telif hakları gov.tr var. Orada mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Zaten bu işe emek verecek, para harcayacak, zaman harcayacak herkesin basit seviyede temel olarak telif hakları kanununu yani özellikle 5846 sayılı kanunu ufak da olsa bilmesi gerekir. Yaş fark etmeksiz. Aynen. Ben çok teşekkür ederim sana hem doyurucu cevaplar için hem de yayınımıza katıldığın için. Ne zaman isterseniz. Eyvallah. Ayrıca seni gördüğüme de sevindim abi. Tekrar görüşmek üzere. Türkiye'ye gelirsen bekliyoruz ofisimize. Kolay gelsin mutlaka, abi. Mutlaka geleceğim. Herkese çok selamlar. Eyvallah. Görüşürüz abi. Teşekkürler tekrar. Evet arkadaşlar. Emre'ye de sorularımızı sormuş olduk. Bize de cevapları vermiş oldu. Eğer hani kafanızda daha fazla şey takıldıysa Emre'nin bahsettiği web siteleri ben açıklama kısmına koydum. Oraya girip o web sitelerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Artık videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şeyi de yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.